Merhaba arkadaşlar, yine tekli soru çözümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü yine konumuz 12 mat sınıfı. Hepiniz hoş geldiniz derse. Şimdi arkadaşlar, yine bir soru çözeceğiz. Soruyu ekranda görüyorsunuz. Benden önce muhakkak ki soruyu okuyun ve uğraşın. Gerçekten sınavın tadında bir soru. ÖSYM bu ara çemberlere taktı. Birden fazla çember soruyor. En son KPSS'de bir çember sordu. Az kala sınavda yapamıyordum. Meraklı olun arkadaşlar, baksınlar. Bu kadar çember sorusu çözdüm. Gerçekten ÖSYM'yi de tek e, takdir ediyorum. Çok farklı bir çember sorusu sordu. Biz de inşallah ondan esinlenip daha farklı çember sorularıyla karşınıza geleceğiz. Şimdi arkadaşlar soru ekranda gördüğünüz gibi fakat biz ilk başta Saffet'e e, okuturacağız. Saffet soruyu bir okursan. Yukarıda verilen görselde A, B, C pistleri ve bu pistler etrafında koşan Sedat ve Nazlı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A pistinin uzunluğu, B pistinin uzunluğundan %80'i, C pistinin uzunluğunun %30'u kadardır. Sedat A pistinde sabit hızla koştuğunda 16 dakikada 2 tam tur atmıştır. Nazlı ise B pistinde sabit hızla koştuğunda 45 dakikada 3 tur atmıştır. Buna göre Sedat ve Nazlı hızlarını değiştirmeden sabit hızlarla C pistinde aynı anda zıt yönlerde koşarlarsa kaç dakika sonra ilk kez karşılaşırlar? Safet'im teşekkür ediyoruz. Hangi kulübün Safet'sen? İbrahim, İbrahim Hakkı'daydın. İbrahim Hakkı'ya da buradan selam söyleyelim. Şimdi arkadaşlar burada bu soru gerçekten önemli. Yüzde problemlerini de burada iyi bilmeniz gerekiyor. Kalemime baktım. Yüzde problemleriyle ilgili burada önemli olan şey ne? A pistinin uzunluğu, B pistinin yüzde 80'i, bu değil sanki ama, C pistinin yüzde 30'u kadardır diyor. Şimdi bakın, burası çok basit bir şey gibi duruyor ama gerçekten yüzde problemlerinde az zayıf bir arkadaşınızı etkileyebilir. Bir şeyin hem yüzde 30'u lazım bana, hem %80'i lazım bana. Hem %30'u lazım, hem de %80'i lazım. Şimdi arkadaşlar o zaman bu A pistinin uzunluğu hani bir şeyin %80'inin alınmış hali, bir şeyin %30'unun alınmış hali olarak geldiği için hem 3'e hem 8'e bölünebilen bir sayı olmalı diye düşünüyoruz. O zaman diyelim ki A pistinin uzunluğu ne olsun? 240x olsun. Şimdi ben B'nin %30'unu almışım. %30'unu yok, B'nin %80'ini almışım. Kaç gelmiş? 240. Neyi yüzde 80 ile çarparsam 240 gelir? 300. Buradan hani ezbere gidiyormuş gibi gelmesin. 3 kere 8'den 24 geldiği belli. Sıfırların gitçe gitmesi için de buraya 2 tane sıfır lazım. Dolayısıyla şu B pistinin uzunluğu ne oldu? 300x oldu. Yine C pistinin de %30'u kadarmış bu. C pistinin neyini aldım? %30'unu aldım değil mi? Neyi %30'da çarparsam 240 gelir? Bunu da düşünün. 800. Sıfırlar geliyor. 8 kere 3, 8 kere 30, 240 geliyor. O zaman bu da 800x olacak. Bunlar bizim için önemli. Şimdi geçelim. Sedat A apisinde sabit hızla koştuğunda 16 dakikada 2 tam tur koşuyor. Yani A apisinde koşuyor. 16 dakikada 2 tur. Bir tur ne kadar? 240. 2 tur 480x. Bunu kaç dakikada yapmıştı? 16 dakikada yaptı. O zaman hızını bulabilirim ben. Hani birim zaman lazım. O zaman bir dakikayı bulalım. E, ee, 16'ya bölün. 30. X yol alıyor. Şimdi Nazlı'yı bulalım. Nazlı 45 dakika koşuyor. 45 dakikada ne kadar yol alıyor? Kaç tur atmış? 3 tur. Peki bir tur ney? Bir tur 300. 3 tur 900. X. O zaman bir dakikada ne kadar yol alır? 45'e bölelim. 20x. Değil mi? Tamam. Şimdi nerede koşacaklar? Hızlarını değiştirmeden sabit hızlarla C pistinde aynı anda zıt yönlerde koşacaklar. Yani şurada zıt yönlerde koşacaklar. Gördüğünüz gibi. Peki zıt yönlerde koştukları zaman T karşılaşmanın formülü neydi? T karşılaşma yol farkı bölü hızlar toplamı. Birbirlerine doğru geliyorlar ya. Yol farkını hızlar toplamına böleceğim. Yol farkı ne kadar? Pistin çevresi kadar. Pistin çevresi kaçtı? 800x Peki hızlarını ne yapacağım? Toplayacağım. Dakikalı hızlarını buldum. 20, bunun da ne? 30. Toplayın 50x. Bunu da buna bölerseniz 850'ye ne geliyor? 16 gelmiş oluyor. O zaman ne olacak? 16 dakika sonra kaç Buradan şunu söylemek istiyorum. Hız problemlerine zayıf olan arkadaşlar hız problemleriyle ilgili YouTube'a hız problemleri deşifre yazarlarsa orada bu konu anlatımını uzun uzun bulacaklardır. Ama biz burada soru çözümü yapıyoruz. Bu arada konu anlatımı da yapacağız yine bu konsept mantığında. Sadece beklemede kalsın arkadaşlar. Herhangi bir sorusu olan var mı? Şöyle bakıyorum. Var mı? Yok. O zaman katılım için sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> bu sefer de alalım.